Sayın Türk İl Kurumu Başkanım, Sayın Tarih Bölüm Başkanım çıktı ama Sayın Oturum Başkanım, Sayın Hocalarım ve geleceğin Türk tarih ve Türk kültürü sevdalısı gençler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dediğim gibi milletlerin dil, edebiyat, tarih, din, sanat ve folklor gibi kültürel hayatını nesilden nesile aktaran sayısız eserleri bulunmaktadır. Bu eserlerin en önemlilerinden birisi de gençlere, yöneticilere, kısaca tüm insanlara dini ve ahlaki nasihatlerde bulunan sözlü ve yazılı destanlardır. İnsanları yakından ilgilendiren hemen her olay destanın konusudur. Genelde yaratılış, toplum vicdanında iz bırakan olaylar, dini ve ahlaki konular, bir şahıs veya bir milletin kahramanlıkları ve tabi afiyetler destanın içinde yer alır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Türk kültür edebiyatında daha çok Türklerin Müslüman olmasından sonra ortaya çıkan dini destanlar, Türk destan geleneğinde önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim Cem Sultan'ın isteği üzerine 15. yüzyılın sonlarında Ebu'l-Hayr Rumi tarafından kaleme alınan Saltıkname veyahut da diğer adıyla Saltık Gazi Destanı bu destanlardan sadece birisidir. Bu destan Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeleri ve Balkanlara yerleşmeleri esnasındaki tarihi olaylara tanıklık etmenin yanında Türklerin bu bölgelere İslamiyet'i yaymaları ve buraların Müslümanlaştırılması konusunda yaptığı faaliyete yöneticilerin nasıl çalışmaları gerektiği hakkında geniş bir bilgi vermektedir. Bu bilgileri verirken Saltık Gazi Destanı'nda insanların her şartta durumda ahlaki ve dini kurallara bağlı kalarak yaşaması gerektiğine defalarca dikkat çekilmiş ve kaynağını Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadis ve sünnetlerinden alan ifade, söz ve davranışlarla insanlara nasihat edilmiş ve doğru yol ve güzel ahlak anlatılmaya çalışılmıştır. Destanların doğuş, yayılış ve yazıya geçiriş dönemleri ve nasihat, öğüt verme ve uyarıda bulunma gibi özellikleri göz önüne alınarak incelendiğinde ve yararlanıldığında Ebu'l-Hayr Rumi'nin Saltıkname yahut da diğer adıyla Saltık Gazi Destanı isim destanı Kur'an-ı Kerim'in sizden hayra çağıran, iyiliği emredip ve kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ayetinin içeriğini tavsiye etmesi yönüyle de bir nasihatname kitabı gibidir. Aynı zamanda yazılı olması bizlere ve bizimle aynı coğrafyada yaşayan ve birlikte yaşama kültürünü kazanan insanlar için önem kazanmış tarihi, ahlaki ve dini bir eserdir. Bu sebeple Saltıkname'de da yer alan dini, ahlaki, vicdani uyarılarda bulunan bazı hususları sadece küçük anekdotlar olarak anlatmaya çalışacağım. Zaten süremiz yetmeyecek. İnşallah yayınlarında da diğerlerinde görürsünüz. Bir uyarıda şöyle diyor. Saltıkname'de insanları ve yöneticileri her kişiye üç şey vardır diyerek ciddi şekilde uyarmaktadır. Uyarılan üç şey şudur. Birincisi, her yerde küffarı davet etmek. İkincisi, hakkını talep edip ahirete bırakmamak. Hakkınızı buradayken aramanız gerekiyor medeni şekilde. Üçüncüsü, fukarayı gayrete getirmek ve mazluma yardım etmek. Yine devam ediyor. Hakka hıyanet edip Müslümanlara zulüm, hile ve işkence yapanların vay haline. Yarın mahşer gününde öyle bir azap gelecek ki halk ona şaşırıp kalacak. Ben bunları Kur'an-ı Kerim'den değil, Saltıkname'den aldım ve ayetlerle birebir örtüşüyorum. Saltıkname'de konuyu daha da açmak için Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilir. Üç kimseye cehennemde çok büyük azap olacak, o azap kafirlere bile olmayacak. Onlar kimlerdir diye sorduklarında Saltıkname'de Resulullah şöyle buyurdu diye aşağıdaki açıklama gelmektedir. Birincisi münafıklar, ikincisi zalimler, üçüncüsü rüşvet alanlardır. Onlar işkence yapıp yalan ile dinin kurallarına aykırı davranırlar. Hakka asi olan onlardır. Onlar düşmandır. Adalet, insaf ile hareket eden ve dinin kurallarına uyanlar güzel insanlardır. Onlar İslam dini içerisinde düzen bozmazlar. Hile yapan ve dinin kurallarına uymayanlar zalimdir, melundur. Bizzat Saltıkname'nin kendisinden alınmış paragraflar bunlar. Burada
zulüm yapmanın yasak olduğuna dair peygamberimizin cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın hadisine işaret vardır. Ayrıca münafıklara cehennemde yapılacak olan azap ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın ayetlerine de işaret edilmektedir. Zalimlere cehennemde azap edileceği konusundaki görüşünde de Kur'an-ı Kerim'deki Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. İnkar edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Ve yalan sözlerle Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa ermezler ayetlerine dayanak almaktadır ayetler. Yine rüşvet alanların cehennemde azap görecekleri konusunda uyarıda bulunurken bir çıkar ve haksız yere kazanç elde etmek için rüşvet olarak verilen ücretin veya malın haram olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'deki mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere, idarecilere veya mahkeme hakimlerine vermeyiniz ayetinden yararlanılmaktadır. Yine Fatıkname'de başka bir mesele şu şekilde anlatılır. Karanlık iş takip ederek verilen mihnetle can verecektir. Çoğu zalim dünyadan ahirete imansız gidecektir. Zalimler insafa dönmeli ve günahını kabul edip tövbeye sarılmalıdır. Mazlum ile helalleşmelidir. Eğer helalleşmezse köle haklı olur, tövbe ile gitmez, azabını çeker. Bu konuyu o günkü Anadolu'nun önder yöneticileri hakkındaki şu örneklerle açıklamaktadır. Bu destandır. Bazı isimler gerçekten olmayabilir çünkü destanda anlatılıyor ama bazı da gerçeğe yakın. Sultan Alaaddin Konya şehrinde Şeyh Hasan'a rezillik ederdi. Dinin kurallarına uyup uymadığını teftiş ederdi. Zulmü ve fesat çıkaranları takip ederdi. Bir devlet yöneticisinin özelliklerini sayıyorum burada. Adalet ve doğruluğu gözetirdi. Sultan yer yer hayrat yapardı, zaviye inşa ederdi, yolları döşetirdi. Gafil olmazdı. Haftada iki gün, çarşamba ve perşembe günlerinde divana çıkardı. Dört kadıyı yanına alıp Rasulün yaptığı gibi halkı ve fukarayı dinlerdi, halini görürdü, sorardı. Bu motomot aldım, hiçbir kelimeyi değiştirmeden aldım oradaki gibi. Bazen bugünkü Türkçe'ye uymayan kısımlar da var. Şikayetçilerin hakkı her kimde ise alıverirdi, şikayetçilere kötü davranmazdı. Hatta asi olurum diye korkardı. Fukara ve zayıflara iyi davranırdı, bilim adamlarına saygılıydı, günahsız dervişlere önem verirdi, fesat çıkaranları, zalimleri ve işkence yapanları da sindirirdi. Bunun hepsini Sultan Alaaddin Kehikbat çerçevesinde anlatıyor. Burada yöneticilerin adaletli olmasının gereğini ortaya konurken şüphesiz Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık bazılığını da yasaklar. O düşünülüp tutasız diye size öğüt veriyor. Bu ayeti cuma namazı kılan dostlarımız her cuma günü duymaktadırlar zaten. Ve her işte adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever ve Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir ayetlerine atıfta bulunmaktadır. Bunlara bir de birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Ayrıca Peygamberimizin 7 sınıf insan vardır ki Allah onlara hiçbir gölgenin yani himayenin bulunmadığı günde yani kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirir, ödelerle himayet eder. Bunlardan bir tanesi adaleti devlet reisi. Diğerlerini saymayacağım. Hadis-i şerif de bunlara önemli. Hocam kaç dakikamız var? Ona göre sonuca geçeceğim ya da devam edeceğim. Yine bir güneşin uyanık olmasının ve zulümden ve hayalinden uzak durmasının gerekliliği, hakkı ve ahlakı korumak için bu işleri nasıl yaptığı Fatıkname'de şöyle anlatılmaktadır. Bir yönetici casuslar görevlendirerek memlekette neler olduğunu takip ederdi.
ne de zulüm, rüşvet ve işkence olsa onu giderip doğruyu yerine koyardı. Yukarıdaki bu ifade tamı tamına, ey iman edenler, Allah için adaleti ayakta tutan gözcüler olun. Bir topluluğa olan kızgınlığınız size adaletsizlik sonucunu iletmesin. Adaletli olun. Bu Allah'tan sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının, Allah yaptıklarınızdan haberdardır ayetinin açıklaması niteliğindedir. Ben sonuca geçeyim arkadaşlar. Hocam ne dedi ama onun 5 dakikası 2 dakikada biter şimdi. Sonuç. Bu destan topluma ve yöneticilere vicdanının sesini dinlemeyi, milli şuuru güçlendirmeyi, milli dayanışmayı tavsiye eder niteliktedir. Yaşanılan coğrafyadaki insanlara yakından ilgilenilen ve toplum vicdanında iz bırakan dini ve ahlaki olayları bir şahıs veya bir milletin kahramanlıkları ve örnek yöneticileri çerçevesinde anlatmaktadır. Böylece yaklaşık 1000 yıldan beri bu coğrafyalarda yaşayan milletlerin kendi tarihi ve mitolojik olaylarını nesilden nesile aktararak toplumun ve yöneticilerin dini ve ahlaki değerler çerçevesinde yaşamasına ve moralinin yüksek olmasına katkı sağlamıştır. Bu destan yazıldığı döneme ışık tutan ve aynı zamanda Türkçe yazılmış güzel edebi bir örnektir. Ben şunun için Türkçe yazılan dedim. Ben konuyu nasıl yazacağım diye sorduğumda arkadaşlar dedi ki Türkçeden yazın. Ben esas branşım Fars dili ve edebiyatı. Ben aslında Farsça kaynaklardaki Türk yöneticilerle ilgili bir şeyler yazmak istiyordum. Öyle olunca da konuyu bu şekilde değerlendirmek gereği gördüm. Dedik Türkçe yazılmış güzel bir edebi örnekte. Halka sahip çıkan, onlara liderlik eden, haklarını koruyan, gerektiğinde tek başına mücadele veren bir kahramanı anlatmasından dolayı aynı zamanda bir kahramanlık destanıdır. Bunun yanında Müslüman Türk tipine örneklik etmesi ve ideal bir yöneticinin nasıl olması gerektiği konusunda da verdiği bilgiler bakımından ayrı bir önem bulunmaktadır. Son olarak İslam dininin kurallarına, Peygamberimizin sözlerine, Kur'an ve ayetlerine uygun olarak oluşturulan bu destan, geçmişten gelen tarih, edebiyat ve kültürümüzün kaynaklarının yeni nesillere aktarılmasında dil, din, ahlak, adalet, nasihat, tarih ve folklor bakımından zenginliğimizi artırmıştır. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.